kuru pastadır. Bunlar olacak ama bunların dışında ikrama pek bulaşmayın deniliyor efendim. Tasarruf genelgesi bu yönde. Ticaret Bakanlığı tarafından ihracatçılar meclisimize gönderilmiş. Aman ha, kuru pastadan şaşmayın denmiş. Şimdi sokak, bu da tasarruf mu diyor haliyle. Çünkü onlara göre tasarruf olan sokağa göre lüks. Hem de bir hayli. Tasarrufu ya. Tasarruf diye bir şey yok. Hükümet sadece milleti uyalıyor. Tasarruf diye bir şey yok. Tasarruf adı altında yaptıkları şey tamamen bir saçmalık. Kamuda çalışanların servisinden lojmanlarına kadar kısıntıya gidilirken tasarruf tedbirlerine bir yenisi daha eklendi. Bu kez tasarruf mideden geçiyor. Ticaret Bakanlığı harekete geçti, ihracatçılara genelge gönderdi. Artık organizasyonlar da yemeği kesin, kuru pastaya yönelin dedi. Ancak şu anda kuru pastanın kilo fiyatı dahi 400 liradan başlıyor. Türkiye'yi bugünkü darboğaza, ekonomik darboğaza getiren harcamalar personele verilen yemeklerle ilgili değildir. Bunların pastaya dönüştürülmesi de Türkiye'yi pastayla yemek arasındaki fark kadar kurtarır. Daha fazla kurtarmaz. Nehir bitti derler ya. Yani para alacak, gelir getirecek her şeyi tükettikleri için yani sinekten yağ çıkarmaya çalışıyorlar. Bakanlığın tasarruf genelgesine göre organizasyonlarda çay, kahve, meşrubat, kuru pasta ikramları hariç başka yiyecek verilmeyecek. Ama kalitesine göre kilosu 1000 lirayı bulan kuru pasta bile var. Sokak bu da tasarruf mu diyerek başka yönü işaret ediyor. Ya o tasarruflar bizim için değil, onlar için olması lazım da tam tersi hep tasarruf. Biz tasarruf yapıyoruz, onlar hiçbir şey yapmıyor. Lüks hayatından hiçbir eksilme yok. Ama bizim hayatımız hep sıkıntı. Tasarruf önceden şu şehir hastaneleri var, onları bir düzelsinler. Köprüler var, otoyollar var değil mi? Onları bir düzelsinler. Kendileri kızsın önce de sonra da bize söylesinler. 10 bin lira para veriyor emekliye, nasıl geçineceğiz? Hükümet adım atsa da emekli ve dar gelirliler yıllardır tasarrufta. Saraydan başlamak lazım, doğrusu. Yani bizleri yani küçük memurları, esnafı, işçilere şey yapıyorlar ama asıl büyüklerde. Şu anda bunlar halkın sırtına taşıyabilecekleri yükün fazlasını yüklemeye çalışıyorlar. Sonları iyi olmayacak. Ekonomik gerçeklerden, siyasetin nabzından, normalleşme tartışmaları.